Sıra geldi sorularımıza. 58 ile 258 arasında 3'e kalansız bölünebilen kaç tane? Ha, bize ne sormuş? Adet sormuş. Adetten kastımız ne? Terim sayısı. Terim sayısı dediğimizde 3 kritik elemana ihtiyacımız var. Bana bir en büyük, bana bir en küçük ve bir de artış miktarı lazım. Artış miktarı kime bölümünden diyorsa odur arkadaşlar. Kalan da olabilir, olmayabilir. Buna takılmayın. 3'e kalansız dediği için şimdi 58 dediğimiz sayı rakamlarını topladığımızda 3'ün katımı hayır değil. Normalde 3'e bölümünden kalan 1'dir. 58'den sonra gelen 3'ün katı olan ilk sayı 60'tır. Yani bizim için en küçük sayı 60 oldu. 258, 258'in rakamlarını toplarsak 2, 5, 7 buradan 15 yapar. Bu normalde 3'ün katıdır. Ama 58 ile 258 arasında dediği için 258'i almayız. Bunun 3 eksiği olan 255'i alırız. O zaman bana bir en büyük, o da 255. Artış miktarı 3. O zaman ne duruyorsun? Ne yapayım? O zaman işlemi ya da formülü uygulayayım. En büyükten yani son terimden en küçük yani 60'ı çıkarayım. Artış miktarını bölüp 1 ekleyeyim. 255'ten oradan 5, 195. 195'i de 3'e bölersek 65, 1 eklersek 66. 66 tane sayı varmış arkadaşlar. Bu kadar. Terim sayısı formülü yeri ve zamanı geldiğinde aritmetik ortalama formüllerinde özellikle sayı problemlerinde zaman zaman ihtiyacımız olacak olan bir formüldür. Terim sayısı formülünü hiç unutmamanız lazım. Cevap Edirne. Devam edelim arkadaşlar. 5'e bölümünden 3 kalanını veren İki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Toplam dediğimiz formül aritmetik ortalama çarpı terim sayısıdır. 3 kritik elemana ihtiyacımız var. Bana bir en büyük, bana bir en küçük ve bir de artış miktarı. Kime bölümünden diyorsa 5'e bölümünden dediği için artış miktarı 5'tir. 3 kalanını veren iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bakalım. 2 basamaklı dediği için ve 5'e bölümünden de 3 kalanını vermesini istediği için en küçük sayımız 13'tür. Sonra 18 diye diye gider. En son 93, 98. 5'e bölümünden 3 kalanını veren 2 basamaklı en büyük sayı, 2 basamaklı en küçük sayı, bana bir en büyük 98, bana bir en küçük 13, artış miktarı da 5. O zaman toplam formülünü uygulamak istersek aritmetik ortalama çarpı terim sayısı yapacağız. Formüle bakarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Aritmetik ortalama dediğimiz en büyükle en küçüğü topla 2'ye böl. Hemen burada toplarsak 100 oradan 11, 111 bölü 2. Bakın buçuklu geliyor. Bu sizi endişelendirmesin. Birazdan sadeleşecek terim sayısıyla. Terim sayısına bakarsak 98 eksi 13 bölü artış miktarı artı 1. Burası yine bulmuştuk. 111 bölü 2. 98'den 13 çıkartırsak 85. 5'e bölersek 17. 1 ekledik 18. İşte bak sadeleşiyor. Sadeleştirdik 9. Cevap 999. Şıklara bakalım. Adana. Devam. Karşımızdaki soru rasyonel sayılarda bir toplama sorusu. Herkesin paydası 43 mü? 43. O zaman biz bunu kocaman bir 43 paydasında yukarıdakileri toplayarak halledebiliriz. Nokta nokta 41. Yukarıdaki sayılar 2'den 41'e kadar olan sayıların toplamı mı? E tamam ben yukarıyı toplayayım daha sonra 43'e böleyim. Bana bir en büyük, bana bir en küçük. Artış miktarı 1. O zaman hemen uygulayayım bak. Aritmetik ortalama çarpı terim sayısı. Aritmetik ortalamadan kastım en büyükle en küçüğü artık kafada toplayalım. 42 artı 41 artı 2'den 43 bölü 2. Çarpı terim sayısı. Terim sayısı da normalde ah be keşke burada bir 1 olsaydı. 1'den 43'e 41'e kadar kaç tane sayı var? 41. 1 olmadığına göre o zaman 40 tane sayı var. Payı hallettik. Bölü payda. Şimdi sadeleştirmeyi halledelim. Normalde 2 ile 40'ı sadeleştirirsek 20. Yukarısı 43 çarpı 20 bölü 43'ten çarpmadan Allah razı olsun bulanın mekanı cennet olsun diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 20. Yani Bursa. K bir doğal sayı olmak üzere birden K'ya kadar olan doğal sayıların toplamı A. Bak bu ilk cümleyi hemen yazalım. Birden K'ya kadar olan sayıların toplamından kasıt artış miktarı 1 olması demektir. Tek dememiş, çift dememiş, 3'ün katı, 5'in katı falan dememiş. Birden K'ya kadar olan sayıların toplamı A.
Daha sonra 16'dan K'ya kadar olan doğal sayıların toplamı B. O zaman 16'yı bak şuraya yazalım arkadaşlar. Çünkü 16 buradadır. 16'dan K'ya kadar olan sayıların toplamı da B. Bize ne demiş? A-B. Zaten ben A-B'yi elde etmek istersem aşağıdakini eksiyle çarpayım, taraf tarafa toplayayım. Yukarıdaki 16'dan K'ya kadar olan pozitif ifadeler bu eksiden dolayı aşağıdaki 16'dan K'ya kadar olan ifadeleri zaten sıfırlar. Bu eksi 16 ile K arasındaki sayıların babasının malı değil. Bu aynı zamanda en sağdaki B'nin de eksisi. Yani A burada bu eksi B'yi de eksi yapacağı için eksi B olur. Şurada kim kaldı? 15'ten 1'e kadar olan sayıların toplamı. Yani bize aslında çaktırmadan sorulan soru 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamıymış. Hani en çok işimize yarayacak dediğimiz bir formül var demiştik ki aslında aynı formül. 1'den başlarsa, 15'te biterse n çarpı n artı 1 bölü 2. O zaman bizim burada n dediğimiz 15'tir. N çarpı n artı 1. Yani bir fazlası bölü 2. Sadeleştir 8. 8 kere 15'ten 120 yapar. Bizden istenilen a eksi b farkı 120'miş arkadaşlar. Cevap Denizli. Sıradaki soru. 8'e bölümünden 3 kalanını veren 300'den küçük kaç tane? Bak bize adet sormuş. Madem ki adet soruyorsun, terim sayısı. Terim sayısı demek son eksi ilk, yani en büyük eksi en küçük bölü artış miktarı artı 1. Bize 3 kritik eleman lazım. Bu tanıma göre yani 8'e bölümünden 3 kalanını veren 300'den küçük bana bir en büyük, bana bir en küçük ve bir de artış miktarı. 300'den küçük doğal sayı demiş. En küçük doğal sayı kaç? 0. Burada tuzağa düşen arkadaşlar şu tuzağa düştüklerini tahmin ediyorum. 300'den küçük olan 8'e bölümünden 3 kalanını veren en küçük sayı her zaman için kalandır. Eğer 2 basamaklı deseydi 11 olur. 3'ten başlarsın sonra yoluna devam edersin arkadaşlar. Hocam hiç 3'ün 8'e bölümünden kalanı 3 olur mu? Bal gibi de olur. 3'te 8 var mı? Yok. 8 kere yok, yok. 3 eksi yok, 3. E bitti. 3'ün 8'e bölümünden kalanı 3'tür. Dan sonra zaten bir sıfır at, bir virgül at diyordu. Dolayısıyla kalan kaçsa onu gönül rahatıyla verebilirsiniz. Ha, ÖSYM bunu iki basamaklı der, üç basamaklı der ya da demez. Ama demezse kalanla başlayacaksın. Bana bir en küçük, şimdi bana bir de en büyük lazım. Özellikle gideceğiz, o 300 sınırını bir 8'e bir böleceğiz. Önce 300'ün 8'e bölümünden kalanı kaç? Bunu bir bulalım. Kalan kaç? 4. Adam benden ne istemiş? Kalanın 3 olmasını istemiş. 300'ün 8'e bölümünden kalanı 4 ise bunun bir eksiği yani 299'un demek ki 8'e bölümünden kalanı 3'tür. Bana bir en büyük, bana bir en küçük. Kime bölümünden diyorsa aradaki fark o kadar o kadardır. E zaten birkaç tane değer verirseniz görürsünüz. O zaman formülü uygulayalım. En büyükten en küçüğü çıkartalım, artışa bölelim ve 1 ekleyelim. 296, normalde 240 artı 56, hemen böyle bölersek 37, 1 eklersek 38. 38 tane sayı var arkadaşlar. Cevap C. Artışık sayılar burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videoda faktöriyelden devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.